Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Merhabalar. Tek Uzam Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kimler var aramızda? Merhabalar Ezgi Hocam. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfimiz yerindedir. Atanacağız tabii ki de İbrahim Hocam. Evet. Evet, bugün ön lisans sayfayla birlikteyiz arkadaşlar. Şu an hepiniz ön lisans KPSS'ye hazırlanıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben de çok iyiyim, çok naziksiniz. Tek Uzam Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba Buğa ben arkadaşlar. Şu an sınava tam 4 ay kaldı ve kalan 4 aylık süreçte nasıl bir programla hazırlanırsak atanabiliriz. Bunun üzerine bilgilendirme yapacağım bu seminerimizde. Hatta örnek bir ders çalışma programı da hazırlayacağız birlikte. Hiç önemli değil Zeynep Hocam. Seminerimiz lise ve ön lisanstan sınava hazırlanan öğrencilerimiz için geçerli. Yaklaşık olarak sizin de 4,5 ayınız var. Bir 15 gün sonra da lise sınavı oluyor zaten ön lisans sınavından. Şimdi aramızda kimler var? Çok kısaca bir tanışıp kaynaşalım istiyorum. Kimler hangi bölümlerden hazırlanıyor? Ne zaman mezun oldular? Nerelerden katılıyorlar? Hadi bakalım herkes tanıtsın kendini. Anestezi çok güzel. Fizyoterapi, tıbbi dokümantasyon harika. Radyoloji, işletme fakültesi, sağlık kurumları işletmeciliği. Çok güzel. Paramedik, turizm var. Halkla ilişkiler, büro yönetimi, laboratuvar çok güzel. Harika bölümler. Peki daha önce girenler kimler? İlk kez girecek olanlar kimler? İlk kez girenler var. Daha önce girmiş olanlar var. Daha önce çalışmadan girip 68 puan alanlar var. Denemek için girenler var. Muhammed Hocam hoş geldin. Bizden de sana sevgiler ve saygılar. 76 çalışarak ilk kez girdim. Daha önce 72 aldım, 67 aldım. Tamam, çok güzel. Şu an arkadaşlar belirttiğiniz bölümlerin birçoğunun atama puanı artık 80 puan ve üzeri. Hatta bazı bölümlerin puanları 85 puan ve üzeri diyebilirim. Haliyle bizim çalışmalarımızı daha çok 85 bandının üzerine çıkarmak için yapmamız gerekiyor. Peki şu anda 3 Mayıs'a kadar bu yıl için çalışma yapan öğrenciler kimler? Başlayanlar kimler? Sıfırdan başlayacak olanlar kimler? Çalışma yapanlar nerelere kadar geldi? Nasıl bir çalışma yaptı? Çok güzel. Tuğçe Hocam tebrik ediyorum. Biraz çalışarak 79 puan aldıysan gerçekten temelin kuvvetliymiş. Yani çalışsaymışsın 85 üstüne çıkıyormuşsun gerçekten. 7 aydır çalışanlar var. Çok güzel. Tarih, vatandaşlık bitti. Coğrafya az kaldı. Peki genel yetenek ne oldu bu sırada? Harika. Tarihte çok eksiğim var benim. Zorlanıyorum. Vatandaşlar hiç başlamayanlar var. Vatandaşlık için daha vakit var. Onu kendinize sıkıntı yaratmayın. Yeni doğan bebekleri olanlar var. Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Onunla hazırlanıyorsunuz. İnşallah bebeğiniz size şans ve uğur getirsin arkadaşlar. Çok güzel. Az çok tanıştığımıza göre bugünkü seminerimizde neler öğreneceğiz? Bunların üzerinden geçelim bir. Öncelikle kendinizi ve gireceğiniz sınavı tanıyıp tanımadığınızı ya da ne kadar tanıyorsun ne kadar tanımıyorsun bunu öğreneceksin. KPSS'ye kalan 4 ayda çalışmalarını nasıl yapman gerekiyor?
gerektiğini öğreneceksin. Sorumluluklarından kalan zamanla ve senin derslerdeki seviyene göre nasıl bir KPSS çalışma programı hazırlaman gerektiğini, öğrendiğin bilgileri nasıl tekrar edeceğini ve ne zaman soru çözüp ne zaman konu çalışman gerektiğini ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi herkes hazırsa, çayımızı, kahvemizi yanımıza aldıysak, not defterimizi, kalemimizi yanımıza aldıysak seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Öncelikle bir puan türlerine göz atalım. Çünkü şu an hem aramızda ortaöğretim öğrencileri de var, ön lisans öğrencileri de var. Ön lisans puan türü arkadaşlarım P93 olarak geçiyor. Ortaöğretim puan türü P94 olarak geçiyor. Şu an ön lisans sınavına tam 121 gün var. Ortaöğretim KPSS sınavına da tam 135 gün var. Yani birine 4 ay var, birine 4,5 ay var arkadaşlar. Bu süre bizim için yeterli olacak. Gereken koşulları sağlarsak istikrarlı, programlı, eksikliklerimize yönelik bir çalışma yaparsak kesinlikle bu yıl hepinizin kazandığı yıl olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim. Hızlı bir giriş yapıyorum. Güzel bir soruyla başlayacağım. Genel yetenek genel kültürde KPSS lisede, lise ve ön lisansta hangi konulardan sorumlu olduğunu kimler biliyor? Hangi konular yazın? Biliyorum diyenler konu isimlerini yazsınlar. Başka? Yazım kuralları değil mi? Yazamayız arkadaşlar, çok fazla. Bakın ben bile bilmiyorum. Şimdi yanıtı vereceğim ama bu yanıtı da yapay zekadan kopya çekerek vereceğim. Sistemden bakarak vereceğim. Çok fazla. O zaman hazırsak açıyorum arkadaşlar. Bakalım kaç taneymiş. Buyurunuz karşınızda. KPSS konularımız kıymetli dostlarım. Belki birçoğunuz 5 ders var deyip geçiyordu. Ya da hocam ne var ki 5 derste canım, aman çalışıveririz, kazanıveririz diyorduk. Yani sınavı tanımak arkadaşlar şu değil. Sınav 1 Eylül'de olacak hocam, şu kadar soru var hocam, şu kadar saat sürecek hocam. Bu bir sınavı tanımak değildir arkadaşlar. Sınavı tanımak gerçekten sınavı en ince ayrıntısına kadar içerik olarak da tanımak demektir. Yani sen gireceğin sınavda kaç tane konudan sorumlu olduğunu bilmek zorundasın. Çünkü bütün bu konuları çalışman gerekiyor. Bak bakıyorum, matematikte işte modüler aritmetikten tut, tarihte 19. yüzyılda Osmanlı Devleti 20. 21. derken böyle gidiyor. Vatandaşlığı ayrı, matematiği ayrı, coğrafyası ayrı, Türkçesi ayrı. Biraz daha zorlaştırıyorum. Peki arkadaşlar, bunlar konulardı bak, konu. Bir de bir konunun altından 3-5 tane alt konu çıkabiliyor. Kaç tane alt konudan sorumlusunuz diye sorsam kimler bana yanıt verebilir? Kaç alt konumuz var? Kimler biliyor bu sorunun yanıtını? Tahmin edin kaç tanedir? Ezgi hocam 100 değil. Çık. Hiç kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum, bir tek yapay zeka biliyor. İnanın buradaki verilerin hepsini ondan kopya çekerek girdim. 250 diyenler var, 2000 diyenler var, 456 yok, o kadar yok. Gelelim bakalım arkadaşlar, gireceğiniz sınavda toplam 5 tane ders, 65 tane konu, 247 tane alt konu var. 247. Yani bak düşün, tarihte 18 tane ünite var, 86 alt konu var. Matematikte 23 ünite var, 81 alt konu var. Toplamda 247 tane öğrenmen gereken bilgi var olarak düşünebilirsin. Bu yeni veri. Yani 247 tane alt konudan sorumlusun. Çok fazla. Ama canımızı sıkmayacağız. Ben bu verileri neden verdim arkadaşlar? Gerçekten güçlü olmanız için. Sınavı gerçekten hakkıyla tanımanız için verdim. Yok
yoksa arkadaşlar şu demek değil. Yani sınava gireceğiz, çıkacağız, kazanacağız, kazanamayacağız. Bu değil. Bu değil. Sizin gerçekten sınavı tanımanız. Hatta şuradaki, bence bunun ekran kaydını alın. Şuradaki 65 konunun hangisini bildiğinizi bilmediğinizi. Ya da 247 tane konunun hangisinde temelinizin daha kuvvetli olduğunu ya da daha zayıf olduğunu bilip 4 ayı 121 günü ona göre değerlendirmeniz gerekiyor. Bakın 4 ayda atanırsınız ama sınavı tanırsanız, kendinizi tanırsanız, düzenli bir programla çalışırsanız atanırsınız arkadaşlar. Lütfen bu parantez içi bilgiyi dikkate alalım. Yani her koşulda atanılır diye bir kaydı yok. Eğer eksikliklerini bilip onları kapatırsan tabii ki de atanırsın. Neden atanamayasın? Şimdi gelelim KPSS'de, lisede ve ön lisansta kaç kişiyle ortalama yarışıyorsunuz? Bu da sınav bilgisinin içerisinde olması gereken bir bilgi. Sınavı tanıyacaksın ama rakiplerini de tanıyacaksın. Hatta kendi atama puanını da tanıyacaksın. Kendi zümrelerini de tanıyacaksın. Genel KPSS öğrencilerini de tanıyacaksın. Hepsini tanıman gerekiyor. En son yapılan 2022 sınavında arkadaşlar, sınava ortalama ön lisanstan 1.159.000 öğrenci, orta öğretim yani liseden de 912.000 küsür öğrenci girdi. Şimdi 2024 yılı çiftli bir yıl ve aradan 2 yıl geçmiş olacak. Yeni mezunları da hesaba katarsak çok ciddi bir artış bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Kalan sürede bütün konuları yetiştirip atanabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor? Bunlar üzerinde duracağım. Bir, öncelikle mevcut seviyenizi çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Seviyenizi bilmeden yola çıkmamalısınız. Çünkü programınız seviyenize özel olmalı. İki, verimli ders çalışma yönteminizi keşfediyor olmanız gerekiyor. Yani kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Üç, günlük ders çalışmaya ayırabileceğiniz süreyi doğru bir şekilde, gerçekçi bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. 4. Seviyenize göre verimli, sürdürülebilir, sonuçları ölçülebilen ve öğrenme yapınıza uygun sadece ve sadece size özel bir ders çalışma programına sahip olmanız gerekiyor. Eda hocam minimum 80-82 diye düşünüyorum. Ha puan olarak mı soruyorsun, sayı olarak mı? Sayı olarak hiçbir fikrim yok ama puanlar 80'lerin üzerine çıktı zaten, bu bantta devam eder diye düşünüyorum. Başak hocam bu verdiğim bilgiler lisans için de geçerli ama kalan 4 aylık süreç için daha çok yoğunluklu bilgi verdiğim için istersen seminerimizde kalabilirsin. Genel olarak yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Yakın tarihte şey de var ama lisans için özel seminerimiz de olacak, o seminerlerimize de katılabilirsin. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim. Peki hocam tamam, sınavı tanı dedin, kendini tanı dedin, rakipleri tanı dedin, kimle yarışıyorsun tanı dedin, puanları bil dedin, tamam da her şey okeydi hocam. Ben hangi yöntemle ders çalışmam gerektiğini bilmiyorum ki. Nasıl bileceğim? Ne zaman konu çalışacağım? Ne zaman tekrar edeceğim? Ne zaman soru çözeceğim? Neye göre bunları kim belirliyor bilmiyorum ki. Bunları programa nasıl dahil edeceğim? Yani hocam ben nasıl bir program hazırlayacağım dediğinizde duyar gibiyim kıymetli arkadaşlar. Gelin bakalım programı nasıl hazırlıyoruz? Tabii ki işte var. İşte iş olan var, evli olan, çocuklu olan, okula giden, farklı sorumlulukları olan çok fazla öğrenci var. Ben size hak veriyorum arkadaşlar ama bunlar atanmanız için engel değiller. Aynı koşullarda çalışıp bizim dereceyle atanan bu yıla kadar binlerce öğrencimiz varsa siz de onlardan biri olabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey geleceğimizden önemli değil. Hiçbir şey arkadaşlar kendinizi gerçekleştirmenizden çok daha önemli değil. Sorumluluklara da zaman ayrılır, ders çalışmaya da zaman ayrılır. Amaç zaten çok çalışmak, çılgınlar gibi yarınlar yokmuşçasına çalışmak değil. Doğru ve verimli, eksikleri kapatan, kendini tanıyarak yapılan bir çalışma zaten sizi başarıya ulaştırır. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar derslerdeki seviyelerinizi bilmeniz gerekiyor. Bunun için de hangi derste hangi seviyede olduğunuzu
ölçmeniz lazım. Şu an aranızda seviyesini bilen var mı? Hocam ben kendi seviyemi biliyorum. Türkçe'de bu, matematikte bu, coğrafyada bu diyen var mı? Zeynep hocam en zoru da zaten o. En zoru da zaten o. Vakti olmasına rağmen, çok çalışmasına rağmen başarılı olamamak. Ayşegül hocam ama bak sen diyorsun ki 50 net yapıyorum genel olarak. Bu 50 netin kaçı matematik, kaçı Türkçe, kaçı tarih? Bu önemli. Ders ders seviyenizi ölçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir programın olmazsa olmaz özelliklerinden birinci sıradaki özelliği seviyeye uygun olmasıdır. Yani seviyesi ileri düzeyde olan bir öğrencinin programıyla seviyesi temel düzeyde olan bir öğrencinin programı kesinlikle aynı olmamalı. Olursa zaten sıkıntı, olursa zaten verim alamaz. Şimdi geliyorum. Seviyenizi ölçtükten sonra arkadaşlar seviyenize uygun bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bence bu sayfanın ekran görüntüsünü alın. Çünkü burada eğer kendiniz seviyenizi ölçerseniz, hangi derste hangi seviyede olduğunuzu belirlerseniz seviyenize göre ne çalışmanız gerektiğini yazdım. Ve bu yazdığım bilgilerin tamamı garanti öğrenme modeli olarak geçiyor. Bu bizim kurumumuzun bireysel eğitim modeli. Yani seviyeye uygun yapılan çalışmada öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir soru kalmayacak kıymetli dostlarım. Şimdi temel seviyede olduğun bir konuda ön hazırlık yapacaksın. Başlangıç seviyesinde olduğun bir konuda konu anlatımı çalışacaksın. Orta seviyede olduğun bir konuda detaylı konu tekrarı yapacaksın. İleri seviyede olduğun bir konuda alıştırma soru çözümü çözeceksin. Üst seviyede olduğun bir konuda pekiştirme soru çözümü çözeceksin. Yanlarına detaylı olarak kısaca bu çalışmaları nereden nasıl yapmanız gerektiğini yazdım. Eğer ekran görüntüsü aldıysanız sıradaki maddeme geçiyorum. Bir 10 saniye vereyim size. Geçiyorum, aldınız mı? Ve ayrıca arkadaşlar kendinizi tanımanız, verimli çalışma yönteminizi bilmeniz gerekiyor demiştim. Zeynep hocam hiçbir bilgim yok yaşlı bakımla alakalı, bir öngörüm yok bununla ilgili. Nurgül hocam her konuda konuyu çalışıp soru çözmen yeterli olmayabilir. Belki bazı konularda yekten soru çözmen gerekebilir. Belki konu anlatımı çalışmana gerek olmayabilir. Seviyenizi ölçün arkadaşlar. Mesela biz kendi kurumumuza kayıt olan öğrencilerimizin ilk işimiz kayıtlarını alır almaz her dersten ayrı ayrı onları seviye belirleme sınavına alıyoruz. 5 farklı sınava giriyor. Oradan çıkan sonuçlarına göre yapay zeka öğrencilerin hangi dersin, hangi konusunda, hangi seviyede olduğunu ölçüyor ve kaydediyor. Akabinde öğrencinin kendini tanıması çok önemli arkadaşlar. Bakın. Öğrendiğiniz bir bilgiyi kaç günde unutuyorsunuz? Bunu bilmelisiniz. Öğrenme yapınızın ne olduğunu bilmelisiniz. Sen görsel misin? Dokunsal mısın? İşitsel misin? Bunu bilmelisin. Ya da senin anlama oranın, okuma oranın, dikkat dağınıklığı düzeyin, stresin, öz disiplin düzeyin. Bunları bilmek zorundasın. Kendini tanımadan bir program hazırlayamazsın. O yüzden ikinci olmazsa olmaz maddem kendini tanıyacaksın. Nasıl ders çalışman gerektiğini öğreneceksin. Nasıl? Tekozemin eğitim analiziyle içinizde bizim analizimizi çözmüş olan, çözecek olan çok fazla öğrenci var arkadaşlar. Çözmeyenlerin de ödevi olsun. Seminer sonunda zaten bu analize nereden nasıl çözmeniz gerektiğini göstereceğim. Çözün. Aynen öyle Ezgi hocam. Diyeceksiniz ki hocam siz bizim hayatımızı mı izliyorsunuz? Fal baktınız bana. Nereden biliyorsunuz bunları? Kim çözse benzer geri bildirimlerde bulunuyor. Yani sizi sizden daha iyi tanıyor diyebilirim. Analizi çözdüğünüzde unutma hızın yüksek mi düşük mü? Dikkat dağınıklığın var mı yok mu? Öğrenme stilin görsel mi, dokunsal mı, işitsel mi? Bunların hepsini öğreneceksin. Şimdi çalışma programımızı hazırlamadan önce
öğrenme yapınıza ve seviyenize göre sadece size özel hazırlanan bir ders çalışma programı ile çalışmanız, bir başkasının programını taklit etmemeniz, çalışırken ders atlamamanız ve tekrar yapmayı ihmal etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da yine olmazsa olmaz maddelerimizden birkaçıydı. Şimdi geliyorum o heyecanlandığınız yapay zeka sistemi üzerinden ders çalışma programı oluşturmaya. Nereye alıyorsunuz? Tabii ki bilgi veririm Songül Hocam. Şimdi arkadaşlar burası Tekozem'in giriş alanı. Yani şu an beni seminerde izlediğiniz alan burası. Ana sayfaya geldiğinizde giriş yap yazan butona tıkladığınızda her birinizin bir kullanıcı adı ve şifresi var. Buradan bilgilerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Size gönderilen bilgileri yazabilirsiniz arkadaşlar. Her birinizin bir üyeliği var zaten. Seminere katılım için oluşturduğunuz. Bilgilerinizi yazdığınızda şimdi ben size bizim binlerce öğrencinin atanmasını sağladığımız yapay zeka sistemimizi tanıtacağım arkadaşlar. Ve içinizde birçok öğrencinin destek almadığını biliyorum. Birçoğunuzun sıfırdan başladığını biliyorum. Birçoğunuzun bu yıl atanmak zorunda olduğunu, bu istekliliği, bu motivasyonu hissettiğini de biliyorum. Ve iyi olacak hastanın buyurunuz doktor ayağına geldi arkadaşlar. Doktor sistem bu arada. O yüzden sisteme kayıt olduğunuzda nelerden faydalanacaksınız? Şu an örnek olarak neleri deneyebileceksiniz? Biz kendi kayıtlı olan öğrencilerimizi nasıl yönlendiriyoruz? Nasıl takip ediyoruz da bu kadar yıllardır başarı oranımız yüksek? Bu kadar zirvedeyiz. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi herkes hazırsa, herkesin gözü kulağı bendeyse arkadaşlar, örnek ders çalışma programı oluşturmaya başlıyorum. Hazır mıyız? Bu sayfamıza girdiğimizde bizi kendi adımız ve soyadımız karşılıyor. Türkiye'nin tek eğitim sistemi TEKES'e hoş geldiniz diyor arkadaşlar. Öncelikle buradaki bildirimler zil işareti var. Eğer telefondan girerseniz bu ekran şöyle olur. Daha da küçülür. Yani telefondan girdiğinizde daha da küçülüyor. Bu bilgisayar formatı. Aynen öyle. Şimdi burada arkadaşlar zil işareti bildirime tıklıyorum bak. Eğitim analizi 1 diyor. Eğitim analizi ne işe yarıyordu? Her öğrencinin nasıl parmak izi farklıysa bilişsel süreci, öğrenme süreci, psikolojik yapısı, yaşı, konumu, önemi, atanma puanı, bölümü, tecrübesi her şey farklı. Bak bu sınavda sen milyonlarca öğrenciyle yarışacaksın. Her biriniz birbirinden farklısınız arkadaşlar. İkiz kardeşiniz olsa o da sizden farklı. En yakın arkadaşınız olsa o da sizden farklı. Anneniz babanız bu sınava girse o da sizden farklı. O yüzden önce ne diyorduk? Kendimizi tanıyacağız. Eğitim analizi bir kısmına gelip teste başla diyerek analizi çözeceksiniz. Bu analizi çözdüğünüzde bize teşekkür edeceksiniz. Hocam ben hiç farkında değildim. Böyle özelliklerimin olduğundan gerçekten yapay zeka beni benden daha iyi tanıyor diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi analizi çözdükten sonra geleceğim. Ne dedim ben? Seviyeyi bilmeden yapılan çalışma çalışma değildir. Random bir çalışmadır. Yani şöyle düşün. Sen balık tutmaya gittin. Misinayı balığın olmadığı yere atıyorsun. Neden? Orası da deniz hocam, orası da deniz. Atıver. Gelirse şansına. Sizin böyle bir lüksünüz yok arkadaşlar. O konuyu da çalışayım, bu konuyu da çalışayım. Öğrenirsem şansıma, öğrenemezsem canım sağ olsun diyemezsin. Öğreneceğin konuları çalışman gerekiyor. Yani balık nerede fazlaysa yönünü oraya çevireceksin, oltanı oraya atacaksın. Oradan sana balık gelir.
Ama sen gidip de rotan yok, nerede balık var bilmiyorsun. O balığı ne zaman tutacağını bilmiyorsun. Nasıl tutacağını bilmiyorsun. Ama almışsın eline oltanı, gidiyorsun deniz kenarına. Ben balık tutmaya geldim. Birçoğunuz şu an öyle ders çalışıyor. Ben eminim sorsam, hocam çalışıyorum. Nereden? YouTube'dan. Nereden? Kitaptan. Nereden? Nottan. Netlerin kaç diyorum. Kaç aydır çalışıyorsun? Neti 40. 5 aydır çalışıyor. Hadi buyurun. Doğru bir yöntem olsa senin netin 40'ta kalır mı? 5 ayda sen o neti arşa çıkarırsın, arşa. Ama doğru yere çalışırsan. İşte biz bu sınavları neden yapıyoruz arkadaşlar? Biz sizin seviyenizi neden ölçüyoruz? Nerede eksiğin varsa seni o eksik olduğun konularda çalıştırmak için. O yüzden bütün derslerden ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarımızı kayıt olduktan sonra çözüyorsunuz. Yapay zeka sizin seviyenizi ölçüyor. Diyor ki Tuğba, matematikte senin seviyen bir. Başlangıç seviyesi, tarihte orta, üçüncü seviyedesin. Ya da coğrafyada 4, ileri seviyedesin. Az önce size bir ekranın kaydını alın demiştim. Bu çok işinize yarayacak demiştim ya. Burada seviyeni ölçüp gidip orada ne yapman gerektiği yazıyor. Zaten teyit olduğunda yapay zeka size bunu tam olarak yapıyor. Bunları yaptıktan sonra geleceksin çalışma takvimine. Program size özel olmalı demiştim arkadaşlar. Çünkü her birinizin sorumlulukları birbirinden farklı ve günde kaç saat çalışabilecekseniz programınızı geleceksiniz buradan kendiniz hazırlayacaksınız. Ben bütün dersleri çalışacağım. Herkes lütfen beni dikkatli bir şekilde izlesin ve dinlesin. Bak, ekrandan çok şey gösteriyorum. Sadece dinlemeyin, aynı zamanda dikkatli bir şekilde izleyin, olur mu? Geliyorum. Burası en can alıcı nokta. Birçoğunuzun çalıştığını biliyorum. Günde belki 3-4 saatten fazla ders çalışamayacağını da biliyorum. Buradan geleceksin. Hafta içi, hafta sonu, farklı günler, istersen her güne bile şuradan özeli seçip her güne bile ayrı ayrı çalışma planı kendine oluşturabilirsin. Yapay zeka senin verdiğin komutlar üzerinden çalışıyor. Ben çalışan bir bireyim. Hafta içi için kendime bir program hazırlayacağım. Günde hafta içi 4 saat çalışmak benim için yeterli. Programıma da şöyle afilli güzel bir isim bulayım. Evet, düşünsene atanmışsın. Ben artık bu programı her gördüğümde atanmayı düşüneceğim. Düşündükçe de gerçek olacak. Dersler canlı Songül Hocam. Sorularını yanıtlayacağım. Programı hazırlayalım. Aklında tut lütfen sorularını. Şimdi geliyorum hafta sonuna. Yine programıma adımı yazacağım. Her biriniz örnek olarak bu programı bir kere kayıt olmadan yapabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda bir sınır yok. Sınava kadar programı her hafta yapay zeka otomatik olarak zaten güncelleyecek. Hafta sonu da saat 13 ve 20 arasında bir çalışma yapacağım. Ve bak, burada yeterli süre oranım %79 dedi. Yani benim seviyeme göre verdiğim süreler yeterli değil. O yüzden geleceğim. Hafta içi için günde 2 saat daha fazla çalışacağım. Yani yapay zeka sizin haftada kaç dakika çalışmanız gerektiğini bile hesaplıyor. Seviyene bakıyor. Diyor ki senin verdiğin süre yetersiz, arttır diyor. Ya da senin seviyen iyi, süren çok fazla, azaltabilirsin. Bir gün off günü yapabilirsin diyor mesela. Bak, sürem %96. 107 dakika daha arttıracağım. Yaklaşık bir 1,5 saat. Onu da hafta sonundan arttırmak istiyorum. Okey, programımı
hazırlıyorum. Oluştura tıkla dediğim anda yapay zeka hem seviye belirleme sınavı sonuçlarıma bakacak, hem eğitim analizinden çıkan sonuçlarıma bakacak ve benim ihtiyacım olan 121 günlük ders çalışma programını hazırlayacak. Buyurunuz, karşınızda ders çalışma programım arkadaşlar. Kesinlikle Ezgi Hocam, günü gününe yapman gereken bütün çalışmaları sana gösteriyor. Bak, diyor ki Tuğba, tarihte İslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk adının anlamı, Türklerin ana yurdu ve Türk göçleri. Bunu diyor çalışacaksın. Kaç dakika? 132 dakika. Ne çalışacaksın? Konu anlatımı çalışacaksın. Çalışmaya başla diyorum. Karşıma videom geliyor ve çalışıyorum. Türk adının anlamı. Buyurunuz, bakın karşınızda Türk adının anlamı. Özcan Hocam. Arkadaşlar, evet, Türk ne demek? Bunu çalışıyorum, bak bu benim sorumluluğumdu. Çalıştıktan sonra kayıt için bilgi aktaracağım Ezgi Hocam. Güzelce programımızı tamamlayalım. Sonra hepinizin sorularını yanıtlayacağım. Ebru Hocam, kurslarımız ücretli tabii ki. Aynen öyle. Tam sizin ihtiyacınız olan şey. Ben bu çalışmayı tamamladım. Çalışmayı tamamla diyorum. Bu benim önümden gidiyor. İn aşağılara, mesela matematik, temel kavramlar, tek çift sayılar. Bak, ben SBS'ye girmediğim için yapay zeka beni temel seviyede olarak kabul etti. Ve birçoğunda konu anlatımı çalıştırıyor. Bunu fark ettiniz mi? Karşınızda temel kavramlar. Evet Eda Hocam. Tek sayılar ve ücretli. Eğit olduğunuzda ücret ödüyorsunuz. Yani hemen hemen her yıl bir tane soru. Ücretle ilgili bilgi burası aktaracağım. Önemli. Beraber güzelce yorumlayalım. Kendinizi hazır hissediyor musunuz yeni bir şeye başlamak için? Bakın, burada dersimi çalıştım. Geldim. Bunu tamamladım, çalışmayı tamamla diyorum. Ve yapay zeka benim her gün yapmam gereken çalışmaları otomatik olarak karşıma getirdiği için ben onun programına uyum sağlıyorum. Yani arkadaşlar, şu an birçoğunuzun sorunu, ben ne çalışacağım hocam, ne kadar çalışacağım, ne kadar süre çalışacağım ya da ne zaman bitireceğim, ne zaman ara vereceğim. Yani sizin ortak sorununuz zaten bunlar. Biz bu sistemi, bütün sorunlarımız ortadan kalksın diye, dersin önüne gelsin, programın önüne gelsin, seviyene göre programın hazırlansın. Sen sadece öğrencilik görevini yerine getir. Yani sen sadece öğrenci olarak girip programına uyum sağla. Senin tek idealin bu olmalı. Senin tek sorumluluğun bu olmalı. Eğer 4 aylık süreçte arkadaşlar günü gününe istikrarlı ve verimli bir şekilde, bak bu senin haftalık programın, hepsini tamamlayacaksın. Bunları tamamladığında yeni konular gelecek, yeni konular gelecek. Aynen öyle. Kafa karışıklığına yer yok. Bak, hepsi karşında belli. Hatta sana şuradan şunu da göstereyim, bak çalışma programı. Orada da saat saat de var. Bak, saati saate, mola vermen gereken süre belli, bile belli. Bak, cumartesi günü yapman gereken çalışma belli. Pazar günü yapman gereken çalışma belli. Ve arkadaşlar, biz bu sistemde, yani 121 günlük sürecin tamamını planlarken bir yandan da öğrencilerimize canlı canlı sıfırdan başlayan ön lisans kursunun eğitimlerini veriyoruz. 15 Nisan'da bizim ön lisans için sizin gibi, birçoğunuz gibi sıfırdan başlayan öğrencilerimize özel canlı dersimiz başladı kıymetli arkadaşlar. Bu derste de her şeyi sıfırdan hocalarımızla Zoom üzerinden haftanın 3 günü derslere girip canlı canlı konu anlatımları, tekrarlar, soru çözümleri, deneme sınavları, ders notları, bunlardan da faydalanacaksınız. Yani bir yandan programınız varken bir yandan canlı dersiniz de olacak. Bak, tarih dersi diyor. İzleyelim bakalım. Ön lisans tarih dersi. Yine WhatsApp grubu, yine hep aynı muhabbet. İlk dersi açtım. Bakın, Selin hocamız şimdi derse başlıyor.
Bu canlı olarak yapılan dersin videoları arkadaşlar. Siz bu 3 yıl 4 yılda mezun olma gibi bir durum söz konusu değildir. Hiç duydunuz mu anne babanızdan dirsek çürüttük biz o kadar falan derler. Çünkü eğer ki akıldan... Hayır Mustafa hocam, bu tam bir paket olduğu için kayıt olduğunda bütün dersler olacak. Bak Türkçe, coğrafya, inkılap, matematik, vatandaşlık tarihi hepsini canlı canlı alacaksın. Dersleriniz de arkadaşlar haftanın 3 günü. Pazartesi, cuma ve cumartesi günleri olacak. Akşam 7 ile 10.30 arasında. Mesela şu an Ezgi hocam sen kayıt olmak istiyorsun ya. Ben senin kaydını aldığımda akşam 7'de matematik dersin var. Direkt o derse gireceksin. Bak canlı ders takvimin var. Buraya tıklıyorsun. Tabii ki sadece yapay zekayı satın alabiliyorsunuz Songül hocam. Ama imkanlarınız dahilindeyse ben eğitimle birlikte yapay zeka sistemine kayıt olmanızın daha da sizin için verimli olacağını düşünüyorum. Kampüste yine bütün ihtiyacınız olan ders notları var, deneme sınavları var. Bunlardan da faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Yani dershanenin evinize gelmiş hali çok daha profesyonel ve bireysel hali gibi düşünebilirsiniz. Bakınız notlarımız. Bir kitaptan hiçbir farkı yok. Bursa hocam link vereceğim. O linkten tıkla, sana indirim kodunu veririz, sayfadan satın alma işlemini yaparsın. Aynen öyle Zeynep hocam. Dersler kayıt altına alınıyor. Kaçırdığınız dersleri arkadaşlar video olarak izleyebiliyorsunuz. Yani hem canlı hem video olarak izleyebiliyorsunuz. Şimdi geliyorum. Şu an bu seminere katılan öğrencilerime yeni grubumuz, bak sıfırdan başlayan 15 Nisan grubu için tamı tamına 1000 TL'lik bir indirim kodu vereceğim. Normalde sayfadaki tutarımız arkadaşlar dönem boyunca sınav tarihine kadar lise için ve ön lisans için, bu arada lisans için değil, lise ön lisans grubu için sıfırdan bir grup açtık. Normalde 5000 lirayken arkadaşlar şu an bu seminere özel indirimli tutarımız 4000 lira olacak. Türkiye geneli online 10 tane deneme sınavınız olacak Muhammed hocam. Mustafa hocam fiyatımız 4000 lira sınav tarihine kadar. Canlı derslere giremezseniz videoları yüklü olacak. Şimdi seminerden kazandığınız indirimi kullanmak, kayıt olmak, hemen akşamki derse yetişmeniz için sistem yöneticimiz Muhammed hocamdan link paylaşmasını isteyeceğim. Bizim kurumsal WhatsApp hattımızın linkine. Kayıt olmak için ilettiğimiz linke tıklayın arkadaşlar. Rukiye Tuğba Hoca'nın seminerinden geliyorum. İndirim çekimi kullanmak istiyorum demeniz yeterli. Bakın sayfada da Hilal Hocam kayıt olduktan sonra değiştirebilirsin. Kayıtlı değilsen bir kere hakkın var, değiştiremezsin. Kayıtlı olanlar sınırsız değiştirebiliyor. Bahsettiğim paket bu. Bak 4999 lira. Son bir hocam sayfada hocalarımızın bilgisi var. Bak buradaki hocalar. Matematikte Aydan Davut, tarihte Uğur Aydın, vatandaşlıkta Doğukan Hoca, coğrafyada Mehmet Şirin Bahşi, Türkçede de Esma Hoca var. Buradan örnek derslere bakabilirsiniz. Sizin kayıt olacağınız eğitim arkadaşlar bu eğitim. Ama burada 1000 TL'lik indirim kodu olacak. Bu kodu size biz vereceğiz. Koddan faydalanmanız için de sistem yöneticimizin ilettiği linki tıklayın. Geç kalmayın. Sınavasam tam 4 ay varken ihtiyacınız olan her şey tek uzamda arkadaşlar. Yetişip bu yıl atanma listesine hepiniz isminizi yazdırın, çok istiyorum. Bu arada bu tarihte sıfırdan başlayan kurs bulmak da çok zor. Bulmuşken bence bu fırsatı hiç kaçırmayın. Hele ki bu kadar cüzi bir tutara. Zeynep hocam ödeme kredi kartına taksitle de oluyor, peşin ödeme de oluyor. Hangisini arzu edersen arzu ettiğin şekilde yardımcı olabiliyoruz. Ödeme ve indirim koduyla ilgili size zaten biz yardımcı olacağız. O yüzden sizden ricam ilettiğim linke tıklayın arkadaşlar. Sadece bu linke tıklayanlar çünkü indirimden faydalanabilecekler. Var mı sorularınız? Çok güzel. Hemen arayacağız Ezgi hocam. Eğer mesaj attıysan hemen at, ben seni ben ararım. Kaydını tamamlarız. Akşam 7'de ders var, o dersi yetiştiririm. İndirim kodunun süresi Muhammed hocam pazartesi gününe kadar geçerli.
Pazartesi son. Ayın 6'sı son arkadaşlar. 1000 TL indirim çekinizi kullanmak için lütfen acele edin. 4000 liraya düşüyor. Bütün eğitimler var. Sıfırdan başladı. Dersler canlı ve yapay zeka akıllı sistemde hediye. Daha ne olsun? Ararım tabii Songül Hocam. Linke tıkla. Rukiye Tuğba Hocam beni arasın de. Yaz. Ben ararım. Kimler kayıt olacak? Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Emine Hocam, onunla ilgili çok bilgim yok kadın az subaylığı için ama ya bir 70-80 bandı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi yanlış da bilgi vermeyeyim. Hiç bilgim yok. Yani jandarma puanları ne kadar oldu bilmiyorum. Tuğçe Hocam, sadece yapay zeka desteğini alırsan yapay zeka sistemi 2000 lira. Kursla birlikte alırsan 4000 lira. Yaz. Yapay zekada da ben sana indirim yaparım ama linke tıkla. Dediğim gibi bu linke tıkladığınızdan ben arkadaşlar anlayacağım seminerde olan öğrencimiz olduğunuzu. Normalde çünkü sayfadaki tutar bu tutar. Elif Hocam, linke tıkla. Kayıt için sana biz yardımcı olacağız. Arayacağız, indirim kodunu vereceğiz. Kaydını tamamlayacağız. Akşam 7'de ders var, yarın da ders var. Direkt bu dersleri size alacağız arkadaşlar. Kayıt olur olmaz analizleri çözeceksiniz. Seviye belirleme sınavlarını çözeceksiniz. Programınızı hazırlayacaksınız. Ders kayıtlarınız açılacak. Hemen başlayacaksınız arkadaşlar. Var mı sorularınız? Herkes linke tıkladı galiba. İndirimin son günü pazartesi. Pazartesi gününe kadar indirim hakkınızı kullanabilirsiniz. İndirim kodunuzu kullanabilirsiniz. Soruları olan öğrencilerim sorularını sorabilirler. Paketin de linkini attım. Lise ön lisans. Burada hocalarımızın örnek dersleri de var. Bakın. Burada programın bütün detayları da var arkadaşlar. Eğer sorularınız yoksa ben kaçıyorum. Sırayı aldığım birkaç öğrencim var. Onları arayıp hemen kayıtlarını tamamlayacağım. Tamam, yapay zeka desteği almak için de ilettiğim linke tıklayın. Ben Rukiye Tuğba Hoca'nın seminerinden geliyorum. Yapay zeka desteği almak istiyorum. Beni Rukiye Tuğba Hocam arasın deyin. Hemen arar, ben yardımcı olurum arkadaşlar. Linki vereyim Özlem Hocam. Linki hemen atıyorum sana. Link bu. Seminerden geldiğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Normal tutar bu olduğu için bunun 1000 TL daha altına kayıt olacaksınız. Sadece yapay zeka 2000 lira, yapay zeka ve sıfırdan başlayan kurs 4000 lira. Tabii Songül Hocam sorabilirsiniz. Sorularınız varsa sorun arkadaşlar. Buyurun, dinliyorum sizi. Geçerli Berri Hocam. Yapay zekada da indirim yapacağız size. Yazarsınız. Ben sadece yapay zeka koçluk almak istiyorum dersiniz. Bu 4000 liralık paketin içinde hepsi dahil. Yapay zekada dahil, canlı ders, video ders, hepsi dahil. Sıfırdan. Arkadaşlar bakın, ben yeniliğim. Yanlış anlaşılma olmasın. Sıfırdan kurs açtık. Ön lisans için, lise grubu için, bak sıfırdan canlı ders kursu açtık. Dersler daha yeni başladı. O yüzden bu kursu asla kaçırmamanız gerekiyor. Şöyle düşünün kıymetli arkadaşlar. Bu sınav 2 yılda bir yapılıyor. Doğru mu? Doğru. İçinizde sağlıkçılar var. Atanmaya çok yakın olanlar var. Bölümü güzel olanlar, ataması yüksek olanlar var. 2 yıl kaybetmemek için 4 ay hibe edeceksin. 4 ay oturacaksın, kıracaksın dizini. Yapay zeka ile hocalarınla yoğunlukla çalışacaksın. Ama 4 aydan sonra Allah izin verirse atandığımızda bütün zamanlar bizim. Hayallerine ulaşmış olacaksın. Kendini gerçekleştirmiş olacaksın. Belki yıllarca çaldığın kapı bu yıl açılmış olacak. O yüzden bunu bir alışveriş gibi, bir harcama gibi, işte bir telefon aldım, bir küpe aldım, bir giysi aldım gibi düşünme. Bu senin ihtiyacın. Atanman için senin koça, desteğe ihtiyacın var.
Sadece 2 hafta oldu. O 2 haftalık ders kaybının videosu zaten yüklenecek. Ve sadece matematikle, tarihle başladık. Daha diğer dersler başlamadı. İlk ünitelerdeyiz arkadaşlar. Geride kaldığınız dersleri videodan izleyip tam gaz canlı derslerden devam edeceksiniz. Ve daha fazla ders kaçırmamanız için bir an evvel kayıt olmanız gerekiyor. Çünkü bu akşam 7'de ders var. Yarın da ders var. Pazartesi günü de ders var. Tabii ki buna vereceğin ücret 4 ay için 4.000, alacağın maaş minimum 45-50.000 olacak. Düşünün. Amin. Darısı hepimizin başına Ezgi Hocam. O halde arkadaşlar, eğer farklı sorularınız yoksa ben kaçar, sizi aramaya başlayacağım. Ben ve diğer öğrenci koçlarım arayacağız. Hızlı bir şekilde kaydınızı tamamlayıp hemen analizler, sınavlar, program, ders kayıtları akşamki canlı derse yetiştireceğiz. Her şey çok güzel olacak. Çok inanıyorum buna. Sıfırdan bizimle başlamış olacaksınız. Sadece bize uymuş olacaksınız. Başka bir sorumluluğunuz olmayacak kıymetli arkadaşlarım. Elif Hocam, en geç pazartesi mesai bitimine kadar geçerli. 7'ye kadar geçerli. Bu akşam 7'de dersin var. Yarın 7'de dersin var. Pazartesi 7'de dersin var. Bak, ders günlerini söylüyorum. Pazartesi, cuma, cumartesi. Akşam 7 ile 10.30 arasında senin grubunun canlı dersleri var. Onu da yazayım hatta. Pazartesi, cuma, cumartesi. 19 ve 22.10 arası. O halde anlaştık. En geç pazartesi gününe kadar kayıt oluyorsunuz. Hatta bugün ve yarın kayıt olan öğrencileri direkt derslere alacağım. Diğer günler canlı dersiniz yok. O günler yapay zekanın programından video olarak çalışacaksınız. Bugünler canlı derslere gireceksiniz. O halde kıymetli ön lisans öğrencilerim, orta öğretim öğrencilerim, iyi ki katıldınız. Çok keyifli bir seminerdi. Çok dolu dolu geçti. Etkin katılımınız, güzel muhabbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Her birinizi tanıdığım için ayrı ayrı çok mutlu oldum. Kendinize çok iyi bakınız. İnşallah bu yıl atandığınız yıl, emeklerinizin karşılığını aldığınız yıl olur ve biz de Tekuzem olarak size destek oluruz, mutluluğunuzu paylaşırız umarım. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın, başarıyla kalın, mutlulukla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Benden size kalp o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar.